69 numara geçiyor mudur oradan? Ay bilmiyorum ki Nazlı, hiç gitmedim oralara. Aman. Ben geldim. Hoş geldin. Hayırdır canım? Sen nereye böyle? Deniz'e kurabiye yaptı Bulut'un amcasına. Onları götürüp gelecek. Ha. İyi ben de geleyim seninle. Senin ne işin var ablacığım Deniz'de? Aa. Senin ne işin var ablacığım? Ha, özel bir şey konuşacaksanız orası ayrı tabii. Ay yok artık, ne özel bir şey konuşacağım. Yani Bulut rica etti, amcama kurabiye yapar mısın dedi. Ben de bunu bırakıp geleceğim. İyi işte, ne güzel, ben de gelip sana destek olurum. Hem iki sanatçı evi görmüş oluruz kız, fena mı? Değil tabii. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz babuşum. Hadi güle güle. Osman ya. Nazlı? Merhaba. Sana kurabiye getirdim. Kurabiye? Evet. Yani hastaneye Bulut'a götürmek için yapmıştım. Sonra baktım ona iyi geldi. Dedim belki Deniz'e de iyi gelir. Asuman da başın sağ olsun demek istedim. Sağ ol. Kusura bakmayın ya. Girseniz içeri. Şimdiden iyi geldi. Evet, neli bunlar? Çikolatalı. Seversin inşallah. Oo, bayılırım. Hadi siz geçin içeri, ben de bir kahve yapayım. Gel bakalım yakışıklı yeğenim benim. Bir şeyler izleyelim seninle. Yastık koyayım arkana. Gel. Düzeltelim şu yastığı da. Rahat mısın Bulut'cum? Kumandaya uzanamıyorum. Al bakalım. Tamam İkbal Hanım. Ferit. Bir bakar mısın? Bulut'cum ben eşyalarını odana götürüp geliyorum, tamam mı? Hanım aradı. Yarın sabah hemşire başlıyormuş. Fizyoterapi randevularını da o ayarlayacak. Ferit biliyorum nasıl olacak diyorsun ama ben de senin bir kardeşini unutma. Üstesinden geleceğiz bu günlerin. Sağ ol. Ben şu Bulut'a bakayım, çıkıyorum ondan sonra. Tamam. Asuman, karıştırma. İşte kahveler. Teşekkür ederim. Ablamın elinin lezzeti bana hiç geçmemiş vallahi. Ben sıkılıyorum mutfakta. Deniz ya, ben de hep gitar çalmak istemiştim. Bana da öğretir misin bir ara? Öğretmek başka bir yetenek. Bence sen bir kursa gitsen daha iyi olur. Deniz, tüm bu enstrümanları çalabiliyor musun? Hı hı. Sana ilk gitarımı göstereyim mi? Olur. İlkokuldayken babam almıştı. Anısı büyük desene. Evet. Evet, hadi bakalım Bulut Bey. Bugünlük yeter. Bulut'cum kapatıyorum televizyonu. İzlemiyorsun bile. Ya izliyorum. Bulut'cum hani Engin abin gittikten sonra ben sana kitap okuyacağım demiştim. Sen de tamam demiştin. Hayır istemiyorum. Yiyeceğim ben. Dondurma olmaz ki bu saatte. Yatma vakti geldi. Yarın yeriz olur mu? Ya hayır, şimdi yemek istiyorum canım. Tatlı istiyor. Ama tatlı yok ki evde. Ben yarın sana istediğini aldırtırım, olmaz mı? Nazlı olsaydı yapardı bir şeyler. Ne zaman gelecek? Bulut,
Nazlı bir daha gelmeyecek. Yerine çok yetenekli bir aşçı gelecek, bir de yardımcı abla. Sen ne istersen, ne yemek istersen pişirecekler, tamam mı? Hadi bakalım, somurtmak yok. Gel bakalım, gel bakalım. Sevimli canavar seni. Enfes olmuş. Beğenmeni sevindim. Biz de kalkalım artık, çok geç oldu. Dur ya, yani... biraz daha kalsaydınız. Yani böyle yalnızken duvarlar üstüme geliyor. Anlıyorum. Ama benim evde olmam gerekiyor. Asuman'la ders çalışacak. Tekrar geliriz, olur mu? Sen merak etme hiç. Biz uğrarız sık sık. Deniz, yarın benle hayvan barınağına gelmek ister misin? Kafes temizlemeye adam mı lazım? Hayır. Sadece orada vakit geçirmek sana iyi gelecek gibi hissediyorum. Hem belki bu sefer beni dinleyip küçük bir kedi ya da köpek sahiplenmek istersin. İnan bana, bu evde bir canlı çok iyi hissettirecek sana. Haklısın, çok doğru söylüyorsun. Da ben daha kendi sorumluluğumu alamazken böyle başka bir canlı. Ama söz, düşüneceğim. Anlaştık. Nazlı, sen bana çok iyi geliyorsun. Tekrar gel, lütfen. Görüşürüz. Hanımefendi, siz küçücük çocukla bile baş edemiyorsanız yani bu mesleği yapmayın bence. Hayır, ilk günden yani olacak şey değil. Ben yıllardır çocuklarla ilgilenirim ama böylesini görmedim. Şişt. Ana baba ölmüş, kalbi kırık dedim, idare ettim ama bu kadarı da olmaz. Siz çalışmak isteseniz de biz zaten sizin artık çalışmak istemiyoruz hanımefendi. Bir günlük yövmeniz de hesabınıza yatırılacak. Buyurun. Çocuk değil, ömür törpüsü. Aynen öyle. Alo, Nazlı. Deniz ben. Sana bir iş teklifim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum. Ya biliyorum Ferit'le çok iyi anlaşamadınız ama... ben zor biri değilim. Hem okul ödevlerini benim evimde yaparsın, benim de karnım doyar. Ben ciddiyim. Mesajı alınca ara beni. Ay ver Fatoş, ver. Durdukça yiyoruz. Ablacığım, ben çıkıyorum. Asuman, hayatım. Ne olur o telefonun açık olsun, tamam mı? Bak şarjım bitti falan istemiyorum. Basar gelirim. Aklım sende kalmasın. Seninki de tam yaz okuluymuş ha Asuman. Sen ne diyorsun Fatoş? Yani böyle okuldan 20 kişi gidiyoruz işte. Yani hocalarla birlikte tabii. Staj gibi bir şey bu. İşte eğitim falan alacağız. 4 güncük zaten. Sonra yine başınızdayım ben sizin. Vay be. Turizm okumak varmış. Bak, yol, yemek, yatak hepsi onlardan ama tabii dışarıdaki özel harcamalarımız bizim cebimizden çıkıyor. Şair burada diyor ki para ver bana. Asuman bak, annem bunu bir duyarsa var ya senin yanında beni de öldürür. Canım ablam benim, bir tanesin sen var ya, bir tane. Bu arada annem demişken, annem seni arıyormuş.
ve sana ulaşamıyormuş. Ne kadar şaşırtıcı ki cep telefonun kapalıymış. Kapalı mıymış? Kızım niye şimdi söylüyorsun bunu? Yani sen bana diyorsun işte biz sana ulaşamıyoruz, telefonunu açık tut falan diye ama kim sana ulaşabiliyor ki sanki? Kız onun telefonu ihtiyarlıktan kapanıyor. Günde iki kere bitkisi hayata giriyor, geri çıkıyor garipçik. Bir işe başlayayım. Bir para kazanayım görürsünüz siz. En yenilerinden alacağım. Ateş falan edecek telefonu. Ne güzel eline para geçmişti Nazlı ya. Cillop gibi işte arada kaynadı gitti. Eksik olsun onun parası Fatoş. Neyse ben kaçayım artık Fatoş ablacığım. Öptüm seni. Bebeğim. Hadi bebeğim ablam. Hadi görüşürüz. Engin'i arayayım diyorum. Hayırdır? Yani ararım, bir randevu veririm, bir iki kere görüşürüz. Sonra kanı bana kaynayınca da açıklarım durumu. Ben moda evi sahibi değilim ama moda evi sahibi adayıyım derim. Çok mantıklı vallahi Fatoş. Zaten o sırada o sana çoktan aşık olmuş olacak. Aman Fatoş'un lan kıymetli mi der. Bastırır parayı açar moda evini değil mi? Ünlü falan olursun kız. Televizyonlara çıkarsın. Ünlü modacı Fatoş. Vallahi paraya para demem. Sana bir restoran açarım. Japon, Antakya, Fizyon şeysi. Nasıl? Oo süper. Asuman'ın bir üst modelisin Fatoş. Kıza boşuna kızıyoruz. Evde gördüğü örnek bu. Çok teessüf ederim Nazlı. Arzularımız aynı olabilir ama tarzlarımız çok farklı. Lütfen. Çay koy Fatoş'cum. Teşekkür ederim. İki şekerliydi değil mi? Aa yok. Ben şekeri bıraktım. Aa, abla sen. Hı hı. Vallahi biraz zor oldu ama 5 yıldır falan kullanmıyorum. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet ya. Oldu baya. İlk defa geliyorum buraya. Çok güzelmiş. Yani tam kendine göre dekore etmişsin. Eğlenceli, özgür ruhlu, sanatlı iç içe ve dağınık. Sanki sen dağınık değilsin. Yani. Şeker gibi dağınıklığı da mı bıraktın? Dağınıklık bir yaşam biçimi ama ablacığım öyle değil mi? Evet ya. Küçükken abimden bir şey saklamak istiyorsam alır odama koyardım. Hayatta da bulamazdı. Demir. Demir girmezdi ki senin odana. Her girdiğinde başı dönerdi. Yani o bize benzemezdi hiç. Bulut da bize çekmiş biliyor musun? Ya. O da çok dağınık. Abim çok sinir ediyor ama abim hiçbir şey diyemiyor. Yani. Diyemiyordu. Yok artık. Onun yokluğuna nasıl alışacağım? Deniz. Ablacığım. Canım. Ben yanındayım. Birlikte dayanacağız. Tamam mı? Gel bir sarılayım sana. Gel. Oo, annem de kaç kere aramış. Sanki köy yandı. Fatoş. Hı. Gel. Ne oldu ya? Ya gel. Dinle. Alo Nazlı. Deniz ben.
Sana bir iş teklifim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum. Ya biliyorum Ferit'le çok iyi anlaşamadınız ama ben zor biri değilim. Hem okul ödevlerini benim evimde yaparsın, benim de karnım doyar. Süper. Fatoş nesi süper? Ne diyeceğim ben bu çocuğa? Şu nasıl süper yani Nazlıcığım? Hem süper bir işin oldu hem de yeni aşkları erken açıyorsun Nazlı. Hadi inşallah. Fatoş'cum hemen gidip düğünümü organize edelim. Gelinlik falan bakalım. Kızım bu çocuk seni beğeniyor tamam mı? Allah Allah. Vallahi seni görünce her yerinden böyle ışıklı kalpler çıkıyor çocuğun. Hem şimdi yanında çalışmaya başlayınca da birbirinizi daha iyi tanırsınız. Fena mı? Aslında direkt evlenme teklif etseydi de keşke uğraştırmasaydı bizi hiç. İşi kabul ediyorum yani. Fatoş, Deniz benim arkadaşım. Çok iyi çocuk ve arkadaşım. Biz çok gördük o arkadaşlıkları. Sana soran da kabahat, git. Elbisenle uğraş. Ama iyi kabul etme. Madalya takacaklar sana yılın gururlusu diye. Düşünürüm belki, bilmiyorum. Ay ben Türk kahvesi yapacağım. Ya senin foluna bakacağım, dur. Yani uzun süre beste falan yapamıyordum. Aliyah'la da aramız bayağı kötüydü. Ben de iki aylığına Meksika'ya gittim. Magazinde seni bir kızla görmüştüm bar çıkışı. Aliyah o mu? Yetenekli milyonerin yeni aşkı kim? Ya o iş bitti artık. Arkadaşız artık. Ya. Şimdi yeni biri var. Şöyle desene. Ama yani çok yeni. Aceleye getirmek istemiyorum. Nasıl yani? Duygularından mı emin değilsin? Yok ben eminim. Ya onun da emin olmasını istiyorum. Acele etsin istemiyorum. Çünkü aceleye gelince işlerin nasıl karıştığını en iyi sen bilirsin. Yani bizim durumumuz başkaydı. Yani sen acele ediyordun, Ferit de ağırdan alıyordu. Sizin durumunuz buydu. Neticede evlilikten döndünüz. Bir kahve daha ister misin? Sağ ol. Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak? Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte, Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok, evde yok. Çatlar çatlar, kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi mi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Bulut? Bulut? Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz.
dakika duralım. Nazlı Fatoş Residence turu başlıyor. Evet, biz Ferit'le evlilikten dönmüş olabiliriz. Ama en azından dost kalabilirdik. Ferit bunu beceremedi. Bak sen benim ablamsın ama... Ama Ferit'e hak veriyorum diyeceksin değil mi? Hakan'la olan ilişkiniz o kadar hızlı gelişti ki... ...hepimiz bunun tepkisel bir şey olduğunu düşündük. Neden? Çünkü Demet Ferit'ten başkasına aşık olamaz diye mi? Yoksa... ...Hakan'ı şeytan olarak gördüğünüz için mi? Ya da ikisi birden mi? Ya Deniz, hepsi sizin ön yargılarınız olmuş olamaz mı? Ben bir kahve içeceğim. Sen de ister misin? Tazeleriz kahvelerimizi hem. Geçmişi konuşmayız. Dediğim gibi Bulut kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti. Çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey. Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değilim. Cevabını bekliyorum. Tamam. Kabul ediyorum. Deniz, ben Bulut'u düzenli olarak görmek istiyorum. Peki. Yani Bulut beni tanısın. Halası olarak yanında olayım istiyorum. Abimle... Meğer ne kadar az zamanımız varmış. Şimdi anlıyorum tabii. Bak, artık Demir yok. İstesem de onunla vakit geçiremem. Ferit abiyle de bir konuşurum. Ne? Ferit'le mi konuşacaksın? Ya Deniz, öz be öz yeğenimi görmek için Ferit'ten mi izin alacakmışım ben? Hayır, şu an nasıl benim fikrimi alıyorsan onun da fikrini soralım diyorum. Bulut sonuçta onda kalıyor. Ferit yüzünden yıllarca aileme hasret kaldım. Senin kardeşin benim. Ferit değil, yeğenimden de beni uzak tutmasına izin vermeyeceğim. Şu an geçmişi hiç deşmeyelim, bence hiç sırası değil. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu falan tartışmak istemiyorum şu an. Hem Bulut yeni bir travma atlatıyor. Yıllarca görmediği halasını böyle birden pat diye karşısında görürse iyi olmayabilir. Biraz sabret. Peki, tamam, her şeyi konuştuk ama geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece, sizinle. Kendine ait bir odan olacak. Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Bir şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nazlı rahatsız olmaz ki. Olmazsın değil mi Nazlı?
Buyurun. Dayı bak, bu da Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş. Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya. Hakan Bey, biliyorsunuz Bulut'un akrabalığı eşinizde. Hı-hı. Aile olarak Bulut'un vesayetini alabilmek için davayı Demet Hanım'ın açması gerekiyor. Peki, güzel. Davayı zaten Demet açacak. Bunda bir sıkıntı yok. Siz evrakı hazırlayın yeter. Şimdi, şunu bir daha sormak istiyorum. Demet ve ben, Bulut'un vasisi olunca ne olacak? Bir daha anlatır mısın? Bulut'un anne ve babası rahmetli Demir Bey ve Zeynep Hanım. Pusula Holding'in %24'er hissesine sahipler. Yani Bulut'un vasisi Pusula Holding'de %48 oranında söz sahibi olacak demektir. Biliyorum avukat, biliyorum bilmez miyim ya. Sadece bunları bir daha duymak çok hoşuma gidiyor, biliyor musun? Peki, o zaman siz gerekli evrakı hazırlayın, iş bir tek imzaya kalsın, tamam mı? Peki. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Çok pis yakaladım Ferit Aslan. Çok pis. Bu şirketi senin başına geçireceğim. Arkana bakmadan kaçacaksın, arkana bakmadan. Bekir. Efendim Hakan abi. Şu Ferit Efendi'yi bir araştıralım. Yani şirkette iş yerinde ne yaptığını biliyoruz ama dışarıda ne yapıyor? Kimle buluşur, kimle konuşur? Ne yer, ne içer, nereye gider? Hayatında bir kadın var mı? Yani mahkemede aleyhine kullanabileceğimiz bir falsosu var mı? Ona bakalım, anladın mı? Anladım abi, anladım, tamamdır. Hadi. Hadi, 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 hadi. %48. Oo. Bu saatte ararsan açmaz tabii Nazlı. Alo, Asuman. Ablasının gülü. Ne yapıyorsun? Ne demek bu saatte aranır mı ya? Şşş kızım, uyumaya mı gittiniz siz oraya? Nasıl uygulamalı staj bu arkadaşım, anlamadım ben. Ya ablacığım bak, dün gece saatlerce değerlendirme toplantısı falan yaptık. Allah'tan bizim hocalar insaflı, sabaha boş bıraktılar kendimize gelelim falan diye de. Yani işte... Nasıl? Git başka yerde konuşuruz. Abla bak, oda arkadaşlarım falan perperişan. Uyuyor herkes, ben yarın geldiğimde anlatırım zaten sana detayları. Ya tamam tamam, önemli değil. Ben zaten bir şey söylemek ya, isterdim seni. Ya tamam, yarın dönüyorum zaten, gelince konuşuruz işte her şeyi, tamam hadi. Sal beni, öptüm, öptüm. Hadi canım, bay. Asuman. Alo, Asu. Kapattı. Para istemeyecekse çok uzun konuşmuyor biliyorsun, kontrol bitmesin diye. Çok ekonomik kız. Ha, Deniz arıyor. Ha, annemmiş. Efendim anneciğim.
Sonunda aramışsın. Günaydın. Tamam, tamam anneciğim. Kapatıyorum. İşim var birazcık. Tamam, öpüyorum seni çok. Babama selam, görüşürüz. Benim acil çıkmam lazım. Ay daha okuldakileri arayacağım. Bugün sunuma gidemiyorum. İdare etsinler. Alo. Ha Metin. Ya ben gelemeyeceğim. Bugün idare edilirim. Telefonun amma meşgul Nazlı ya. Yavru Ceylan, veda vakti geldi, gidiyorum ben. Aa, bu kadarcık mı çantan? Ay nesi var Fatoş ya, yeter işte 2-3 günlük. Lazım olursa isterim senden. Kızım, Odun Prens'in kalesine savaşa gönderiyoruz seni. Şimdi intikam zamanı. Yeri geldiği zaman çok tarz, yeri geldiği zaman çok güzel olman lazım Nazlı. Bu cephane yeterli değil. Fatoş saçmalama ya. Yok savaş mavaş, bitti. Adımın acısı boyundan büyük. Açma artık eski defterleri, bırak. Kız, sen bir gördün yumuşadın mı yoksa bu Ferit'e karşı? Bak öyleyse söyle bileyim. Fatoş, delirtme beni. Yok öyle bir şey, yumuşamadım. Niye gittiğimi biliyorsun. Ya ben Bulut'un hatırı için gidiyorum oraya. İyi tamam ya, tamam. O zaman şey yapmayalım çok. Ona zamanı gelince bakarız, tamam. Bakma Fatoş, bakma, bu kadar. Ay, Nazlı, sabahtan beri telefon konuşmalarım bitmediği için gösteremedim. Ama dur bir bak. Bugün seni öğle yemeğine çıkarıp döner kapı kazası için bir kez daha özür dilemek isterim. Aydın sana uyuduktan sonra kararttım gözüme, Engin'e mesaj attım, çat diye cevap geldi. Birazcık konuştuk, sabahında da bunu yollamış. Bravo yalancı Fatoş. Sonunda Engin'e gerçekleri anlatıyor musun? Evet, bütün cesaretimi toplayacağım ve diyeceğim ki ödüllük tasarımlarım var ama henüz ödülleri yok. Bir de moda evi sahibi olmak için çok yüksek bir potansiyelim var ama henüz moda evim yok diyeceğim. Bir bir anlatacağım. Aferin. Ha bu arada unutmadan, yabancı bir evde ilk kez kaldığında yastığının altına anahtar koy derler. Gece rüyanda evleneceğin erkeği görür müsün? Fatoş, hiç hatırlatmak istemiyorum ama ben o evde ilk kez kalmıyorum. Ha. Yok ya, o sayılmaz. İlk bu. Bu sayılır, tamam mı? Naz bak, ölümü gör yapacaksın ama. Ha? Seni mi kıracağım be? Haydi benim. Haydi bay bay. Mükemmel zamanlama. Deniz. Mesajımı aldın mı? Aldım ama biraz geç görünce cevap yazamadım. Aşçı başımın yollarda helak olmasını istemiyorum. İş yerimizin servis imkanı da var. Ben bunu söylemeyi unutmuşum, o yüzden haber vermeye geldim. Aa tabii, sen her şey tamam ama maaşı konuşmadık diyorsun. Çok haklısın. Hadi konuşalım, pazarlık yapalım. Deniz. Dün Ferit Bey'le Bulut eve geldi. İş teklif etmek için. Ya Bulut'un durumu malum biliyorsun. Yanında birinin olması gerekiyor. Sen de kabul ettin anlaşılan. Ettim. Bulut'a nasıl hayır diyeyim? Ya ben sabah haber vermek için seni aradım da bir denk gelemedik. Bence çok doğru bir karar vermişsin. Bulut'un gerçekten desteğe ihtiyacı var. Umarım ona iyi gelir. Ona ilaç gibi geleceğinden eminim. Hadi atla götüreyim seni. Bulut Bey'i bekletmeyelim. Alayım mı? Senindir. Merhaba. Nazlı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vazgeçmediğine sevindim. Dünden beri vazgeçirecek bir şey yapmadınız. Abi ben yine deviriyordum senin çöpü ya. Çok dar abicim orası. Deniz sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yoldan Nazlı'yı buldum da. Hazır bulmuşken Bulut'u da ziyaret edelim dedim. Dayı, Nazlı mı geldi? Evet Bulut'cum, Nazlı ablan geldi. Ne yapıyorsun lan? Nazlı, aşağıdaki boş oda senin. Bir şeye ihtiyacın olursa İkbal Hanım'la konuş, tamamlasınlar. Bulut'un düzenli olarak fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Yalnız bir günü bir gününü tutmadığı için genelde zorlanıyoruz. Ama ben senin götürebileceğini ümit ediyorum. Fizik tedavi günleri dışarıda bir şoför sizi bekliyor olacak. İstediğin saat çıkabilirsiniz. Merak etmeyin. Elimden geleni yaparım. Yap. Tedavinin dışarıda olması Bulut'un psikolojisi açısından çok önemli.
İyi ki izleyeceğim bunu. Bak bu kırmızı araba ne yapıyor biliyor musun sonunda? Hayır anlatma. Bulut. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk bebek. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şuna bak ya. Nazlı'yı görünce nasıl canlandı fırlama? Nazlı benim odamda kalabilirsin. Çok rahat bir koltuk var. Yatak da oluyor. Hem benim yatağımda benimle beraber de yatabilirsin. Nazlı'nın kendi odası olacak Bulut'cum. Aç mısın söyle bakayım. Sana böyle kocaman bir omlet yapayım mı? Ya tamam. Yanına? Meşerli ekmek. Oo şahane çek. Kahvaltıya bin de yatsana. Sonra Bulut'la biraz oyun oynarız. Gel bakalım. Hoppa. Sen ne oyun oynuyorsun Deniz? Ben seni böyle enerjik bulmuşum bırakır mıyım? Şirkete geliyorsun benimle. Yok abi bir benim şu halime bak bir de senin şu şiletliğine. Yani şirkete hayatta gidemem ben böyle. Pusula Holding buna daha hazır değil bence. Hadi hadi yemezler. Kimse senden takım elbise falan beklemiyor. Deniz konuşmamız gereken önemli konular var. Gerçi tatsız konular ama Zeynep ve Demir'in ardından. Yapacak bir şey yok. Hadi. Ve savaşlar başlamıştı. İki taraf da çok güçlüydü. Robotlar ve... Nazlı biz çıkıyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Bir yazırık versene. Işınla kılıçlarla savaşıymış bu. Gel gel çekinme. İkbal Hanım, Engin Bey'i çağırır mısınız lütfen? Kendisi toplantı odasında Ferit Bey. Tamam. Engin bak kimler teşrif etti. Oo efendim kimler gelmiş? Ne yapıyorsun? İyi. Nasıl keyifler? Daha iyi ya işte olduğu kadar. Bulut nasıl? İyi. Nazlı başladı bugün çalışmaya. İnşallah hayatımız biraz daha kolaylaşacak. İyi bari. Leman teyzeye ilişene kadar Nazlı ablası var yanında. Beyler bir de şu vasilik meselesini konuşmamız gerekiyor. Avukat haber bekliyor çünkü. Bulut'un yasal vasisi kim olacak? Yani şirketteki hisseleri için. Ferit abi olsun. Abimi de Zeynep'i de en iyi o temsil eder. Hatta Ferit abi benim de vasim olsun ya. Şu imza işlerinden falan kurtulayım. Sorayım avukata belki oluru vardır. Vardır vardır oluru vardır. Bulut'un odasına da taşınırım. Açılır kapanır kanepe de varmış orada. Yatar uyurum işte ya. Nazlı ablası da bakar bize. Sonra gelsin kurabiyeler, gitsin mantılar. En fazla bir saat sürer. Sonra hemen eve gideriz. Ya Nazlı hemen eve gitmeyelim. Ya başıma bak. Sabah evden çıkartamıyorduk şimdi eve sokamıyoruz. Yorulmayacak mısın sen? Yorulmam yorulmam gerçekten hiç yorulmam. Hem Deniz amcamlara gidelim mi? Sabah hemen evden çıktı. Oyun oynayamadık. Ya Nazlı lütfen 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 ne yap? Ne tamam ama önce bir amcanı arayalım bakalım müsait mi? Şu işlemleri mutlaka ay sonuna kadar halletmemiz gerekiyor Engin. Bence de. Abiler ben çok çalıştım, çok yoruldum. Fırlıyorum. Özletme kendini. Özletmem. Görüşürüz abi. Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah. Patron, öğle yemeği için programımız var mı? Yok. İyi, şunları bitirelim de benim özel bir randevum olacak da. Selam Nazlı. Deniz, merhaba. Ya biz Bulut'la sana gelmek istiyoruz müsaitsen. Evde misin? Çok sevinirim. Tamam, süper. Biz şimdi fizik tedaviye gidiyoruz. Çıkınca seni ararız o zaman. Tamam, görüşürüz. Efendim Deniz. Abla selam. Bulut gelecek bana bugün de. İstersen sen de gel.
yani. İlk görüşmeniz bende olsun bari. Aa, gelirim, gelirim tabii. Görüşürüz. Dur bakalım, dur bakalım. Ne oldu? Yüzünde güller açıyor ayrıla. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Ben bugün Bulut'la görüşeceğim. Aşkım bu süper haber. Görüş tabii, o senin yeğenin. Hem o da seni görsün. Ayrıca çocuk da seni tanısın, bilsin, sevsin. Demek bir şey söyleyeceğim. Bak yarın mı bir gün bu çocuğun vasisi olmak için dava açtığımızda elimiz güçlenir, anladın mı? Doğru söylüyorsun. Ben toplantıya gecikmeyeyim. Ararım seni. Tamam. Alo Engin Bey. Selam. Sadece Engin lütfen. Tamam peki Engin. Yola çıktım demek için aramıştım ben de. Hani istersen seni de iş yerinden alabiliriz. Adresi verirsen. Yok olmaz. Yani şey hayır ben kumaş bakmak için dışarı çıkmıştım da şu anda atölyede değilim o yüzden. İsterseniz siz konum atın şoför beni bırakır. Tamam konum atıyorum o zaman ben, görüşürüz. Tamam oldu, görüşürüz. Ay ne var ya? Sana. Allah Allah, sanki mükemmel hayatlarınız var ya. Siz mükemmelsiniz, hiç beyaz yalan bile söylemiyorsunuz.